Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi günler. Bugün sizinle İngilizce'de iyilik zamirleri, possessive pronouns konusunu inceleyeceğiz. Önceki videomuzda possessive adjectives, aitlik sıfatlarından bahsetmiştim. Aslında possessive pronouns, yani iyilik zamirleri, aitlik zamirleri, aitlik sıfatlarıyla aynı anlamı geliyor. Yani bir nesnenin, bir şeyin kime ait olduğunu göstermek için kullanılıyorlar. Tabii ki şöyle bir farkları var. Biraz sonra detaylı göreceğiz. Aitlik sıfatları isimden önce gelip o ismin, o nesnenin kime ait olduğunu gösteriyorlardı. My car, benim arabam, your house, senin evin gibi. Tek başlarına hiçbir anlamları yoktu. Aitlik zamirleri ise fiillerden sonra gelir ve tek başlarına anlam taşırlar. My, benim de, mine, benimki. Your, senin de, yours, sizinki, seninki. His, erkekler için onundu. Yine his aynı şekilde zamir durumunda. Her, onundu bayanlar için. Hers, onunki yine aitlik zamiri iken. It's, onun. Aynı şekilde yine aitlik zamiri it's. Our, bizimdi. Ours, bizimki. Your, sizin de, yours, sizinki, their, onların ve theirs, onlarınki. Tekrar ediyorum, aitlik sıfatları bir isminden önce kullanılıyordu. Bir ismin önüne gelip kullanılıyor ve onun kime ait olduğunu gösteriyordu. Ve tek başlarına anlamları yoktu. Ama aitlik zamirlerinin tek başlarına anlamları vardır. Örnek cümlelerimize baktığımız zaman, burada bir araba var. Ben bu arabanın kime ait olduğunu göstermek istiyorum. This is my car. İsmin önüne geldi. Car, araba isminin önüne geldi. My, benim arabam. This İngilizce'de bu demek. It is your dog. Senin köpeğin. Bak yine köpek isminin önüne geldi. Sıfat. That is his bike. Onun bisikleti. His. It's her bag. Onun çantası. It is our house. Bizim evimiz. It is their car. Onların arabası gibi. Aitlik sıfatları ismin önüne gelip o ismin kime ait olduğunu göstermek için kullanmıştık. Aitlik zamirleri ise fiilden sonra, yardımcı fiilimiz burada to be, kullanılır. Tek başlarına, çünkü zamir demek zaten ismi de içine, ismin yerine kullanılan ve ismi de içinde barındıran anlamındadır. Bu arabanın benim. It is mine. Benimki. Yani my car anlamı veriyor. Bakın tek başına kullanılıyor isim olmadan. It is yours. Sizinki, seninki. It is his. Onunki. It is hers. Yine bayanlar için onunki. It is ours. Bizimki. It is theirs. Onlarınki. Yine arkadaşlar bu konuda aynı possessive adjectives, aitlik sıfatlarında olduğu gibi ezberlenmesi gereken, sürekli tekrar edilmesi gereken bir konu ki aklımıza iyice yerleşsin. Son olarak bir kez daha tekrar edelim. Possessive adjectives, aitlik sıfatları isimden önce gelip o ismin, o nesnenin kime ait olduğunu gösteriyorlar. Ama aitlik zamirleri ise ismi de içinde barındırdığı için tek başına fiilden sonra kullanılıyor. Benimki, seninki, sizinki, onunki anlamında. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı, lütfen abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.